24 ekranlarından merhaba. Haftanın ilk iş gününde kültür sanat gündeminin nabzını tutmak üzere sanat takibiyle karşınızdayız efendim. Ben Özlem Karahan. Günün sanat dünyası için en önemli haberi şüphesiz AKM'nin yenilenen projesi. Yeni projeyi bugün düzenlenen lansmanla Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu. Bakın neler söyledi. Buyurun. 2019'un ilk çeyreğinde, değil mi Murat Bey? İnşallah ilk çeyreğinde nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi İstanbul'umuz ve ülkemiz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir. Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Tabii binanın kendisi kadar burada ortaya konacak kültür sanat faaliyetlerinin zenginliği de önemli. Az önce Murat Bey'in şu tespitine katılıyorum. Yani burada belli bir elitin gelip programları izlediği yer olmayacak. Sayın Bakan da onu tespit ettiler. Burada tüm halkımızın, milletin gelip bu programları izlediği bir yer olacak. Uzun yıllardır süren tartışmalara nokta bu projeyle kondu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden inşasıyla dünyaya örnek bir sanat mekanı oluşacağını müjdeledi. Atatürk Kültür Merkezi sadece 2500 kişilik salonunda yapılan veya yapılacak toplantılarla anılmayacak. Tüm içerideki etkinliklere imkan hazırlayacak, gerek tiyatro noktasında, gerek diğer kitap teşhir alanlarıyla, bütün oralardaki, ben tabii kafe demeyeceğim, oralardaki dinlenme noktasında adeta kıraathaneleriyle inşallah çok daha farklı bir zenginliğe sahip olacak. Yani sadece belli günlerde, belli saatlerde, akşamları değil, her an hareket halinde olan bir mekan olarak tüm dünyaya hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin sadece içiyle değil dışıyla da göz dolduracağını şu sözlerle anlattı. Şimdi 2500 kişi içeride programları izleyecek ama bunun dışında da dışarıda dev ekrandan inşallah halkımız meydanda gelecek, icabında çimlerin üzerinde veyahut oradaki banklar üzerinden, ekrandan veya ayakta orayı izleme imkanını bulacak. Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi projesiyle birlikte Taksim Meydanı'nın da araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Taksim Meydanı'ndan inşallah araçları da görmeyeceğiz. Gümüşsuyu'ndan geliş ve araçlar oradan yerin altından Mete Caddesi'nden Taşkışlı'ya doğru devam edecek. Dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araç trafiğini görmeyeceksiniz. İstanbul cazı doyuyor. Herkes için caz bu yıl yine gerçekleşiyor. 27. kez düzenlenen Akbank Caz Festivali devam ediyor. 19 Kasım'a kadar Yıldızlar İstanbul'da. Dünya yıldızları bu yıl bir kez daha İstanbul'a akın ediyor. Caz müziğin kalbi şehirde atıyor. Dünyanın en önemli müzik etkinliklerinden İstanbul Caz Festivali bu yıl 27. kez düzenleniyor. Bugün itibariyle başlayan festival, önceki yıllarda olduğu gibi birbirinden önemli konserlere ev sahipliği yapacak. Festivalin bu seneki yıldızları arasında kimler yok ki? Modern cazın baş besteci ve piyanistlerinden Abdullah İbrahim,
Cazın dünyadaki büyük elçilerinden Vanessa Rubin, şarkıları bugüne dek dijital platformlarda 2,5 milyondan fazla dinlenen Elani, İngiliz yapımcı ve müzisyen Bonobo, Kübalı caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodriguez. Sadece bu kadar değil, klasik müzik disiplinini hareketli ritimler ve parlak harmonilerle birleştiren Amina Figueroa Sextet, Amerikalı davulcu ve yapımcı Mark Giuliana ve postmodern stil cazı, funk, afro ritimler ve egzotik bir ses dünyasıyla birleştiren Mop Mop da İstanbul seyircisiyle buluşacak yıldızlar arasında. Yenilikçi projeler bölümünde Kenan Doğulu ve Sattas ağırlayacak olan festivalde aralarında Emin Fındıkoğlu, İlhan Erşahin ve Şenay Lamboğlu'nun da bulunduğu pek çok Türk cazcının yanı sıra yeni nesil yetenekler de müzik tutkunlarıyla buluşacak. Ve sıra geldi bu hafta vizyona giren filmlere. Meslek icabı beyaz perdeyle aşırı neşiriz. Başrolünde komedi dünyasının sevilen ismi Şafak Sezer'in boy gösterdiği, yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu Keten Pere sinemalarda gösterime girdi. Duracağım bir yere çıkıyoruz ya. İzleyiciye bol kahkaha vaat eden film, kahramanımız Kalender'in cezaevi arkadaşı aracılığıyla bir kast şirketinde çalışmaya başlaması ve sonrasında gelişen birbirinden komik olayları anlatıyor. 30 saniye içerisinde ehliyetin ve ruhsatını vermezsen bu arabadaki herkesi kurşuna dizerim. And placed it here. Would that make it art? Ah. Dünyaca ünlü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un bağımsız sinemanın en önemli festivallerinden Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan, yıla damga vuran filmi Kare bu hafta itibariyle Türkiye seyircisinin karşısında. Eleştirmenlerden de övgü toplayan film, bir sanat galerisi ve çalışanları çerçevesinde sansür ve özgürlükler konularını inceliyor. İlk filminden bu yana gişede rekor üstüne rekor kıran Testere serisinin beklenen yeni devam filmi Jigsaw vizyona girdi. Hikayede bu kez öldüğü bilinen ve sıra dışı cinayetleriyle tanınan John Kramer'in işlediklerine benzer cinayetlerin işlenmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Oscar Onur Ödülü sahibi Satyajit Ray'in yazdığı Bir Çocuk Bilim serisinden uyarlanan Macera Günlükleri Sihirli Adaya Yolculuk, Rıza Kocaoğlu ve Tuğba Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu ve internet fenomeni ekibin maceralarını anlatan Oha Diyorum vizyonda seyirci karşısına çıkan diğer filmler. Sağ ol. Ve böylece sanat takibini bugünlük noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.